Manşet. Gerçek çok net. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Manşet gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Güvenç, önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hastane çalışmalarımız devam ediyor. Yeni hastane yapımı yatırım programlarına girdi. İnşallah onları da tamamlayacağız," dedi. 2021 yılının tüm halkımıza, milletimize, şehrimize, tüm basın emekçilerine hayırlar getirmesini, güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Evet. Yılbaşı programlarında insanlarımıza, hemşehrimize diyorum ki dikkatli olun. Allah korusun, pandemi bitmiş değil. 2020 yılının değerlendirmesine gelince çok ağır, 200-500 yılda bir yaşanan bir pandemi, hastalıkla boğuştu dünya, Türkiye. Evet. Ama bu süreç bize şunu gösterdi. Allah'a şükür Türkiye son 20 yılda hayatın her alanına yaptığı yatırımların karşılığını aldı. Pandemiyle mücadelede dünyada en başarılı olan ülke Türkiye oldu. Şehir hastanelerimizle, yoğun bakım yatak kapasitemizle, diğer altyapı imkanlarıyla Allah'a şükür hastalığın halk üzerindeki etkisini en aza indiren ülkelerden biri oldu. Bu da yapılan hizmetlerin, yatırımların karşılığı oldu. Maraş'ımızda da 2020 yılında yoğun sıkıntılara rağmen, ağır hastalığın ağır baskılarına rağmen işimizi yaptık. Maraş yılın 2020 yılında Maraş'ta hizmetler bakımından en öne çıkan yatırım ise herhalde şüphesiz Göksun yoludur. Evet. Allah'a hamdolsun. Belki de dünyada büyüklük bakımından en önemli büyük projelerden birisi olan Göksun yolunu bitirdik. Neden büyük? 90 kilometrelik yolda 17 kilometre tünel yapacağız. Gidiş gelişiyle 34 kilometre 11 tane tüneli bitirdik, hizmete açtık ve Göksun'u 35 dakikaya indirdik. Bu Maraşlı'nın özlemiydi. Maraşlı'nın beklentisiydi. Bu hizmeti başardık. Bunun dışında sağlıkla ilgili çok önemli yatırımları aldık. Biliyorsunuz. Evet. Hastane inşaatlarımız devam ediyor. Yeni hastane yapımı ile ilgili yatırım programlarına girdi. İnşallah onları da tamamlayacağız. Bunların dışında DSİ'nin olsun, Milli Eğitim'in olsun, önemli çalışmaları, İçişleri'nden hükümet konakları, Çağlayan Cevdet Hükümet Konağımız ihale edildi. Çağlayan Cevdet Nurhak yolu belirli bir noktaya geldi. Yani 2001 yılında hamdolsun milletvekillerimizle, belediyelerimizle uyum içerisinde Maraş'a, Maraşlı'ya hizmet etmeye çalıştık. Evet. Sorunlarımız var mı? Elbette sorunlarımız var. Aksayan işler var mı? Elbette aksayan işler var. Ama hemşerilerim şunu çok iyi biliyor ki, iyi niyetle, samimiyetle Maraşlı'nın her derdiyle ilgilenen, 24 saat işleri takip eden bir kadro var. Yani kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı. Bir yandan Andırın'daki Kadirli yoluyla uğraşırken, öbür yandan Çağlayan Cevdet Nurhak yoluyla uğraşıyoruz. Bir yandan merkezdeki hastanelerimizle uğraşırken, öbür tarafta Avşin ve Elbistan'la ilgileniyoruz. Pazarcık Devlet Hastanesi ile ilgileniyoruz. Ben bardağın dolu tarafının fazla olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü ibadet aşkıyla, samimiyetle yaptığımız çalışmaların sonuçlarını alıyoruz. 2021 yılında da inşallah çok daha önemli hizmetleri ulaştırmada, sağlıkta, özellikle ulaştırma ve sağlıkta alarak eksikliklerimizi tamamlayacağımızı düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Birlik olmamız lazım, beraberlik olmamız lazım, kucaklaşmamız lazım. Başka Türkiye yok. Bakın çok dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye etrafı tekin olmayan bir bölge. Birçok ülkenin bu ülkede gözü var. Türkiye üzerinde hesapları var.
büyüyen, gelişen, doğal gaz bulan, İHA yapan Türkiye nasıl benim hemşerilerime gurur veriyorsa, heyecanlandırıyorsa birçoklarının da uykusunu kaçırıyor. Evet. Dünyanın en büyük havalanını yapıyorsun. En büyük köprülerini yapıyorsun. Viyadüklerini yapıyorsun. Bunlar dünyayı da rahatsız ediyor. Bunun için ben güzel hemşerilerimden istirhamım şudur. Hizmet edene dua etsinler. Hizmet edene sahip çıksınlar. Ki çocuklarımızın yaşayacağı ülke, şehir daha güzel bir şehir olsun. Bunu başaracağız. Bizim ülkemiz büyük bir ülke. Türkiye büyük bir ülkenin adıdır. Gelecek bizimdir. Çünkü 2020'deki bu bulunan doğal gaz çok önemli, enerji bağımlılığımız azalıyor. Üstüne koyarak gideceğiz diyorum. Bu vesileyle 2021 yılının kutlu olmasını, güzellikler getirmesini, 2020'den kolay olmasını bütün ailelerimize, çocuklarımıza, tüm sektörlere Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ve tüm hemşerilerimi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Manşet. Gerçek çok net.